Bugün 11 Temmuz 2019. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilatı olarak Srebrenica katliamının 24. yıl dönümünde 81 il kadın kolları başkanımız, yurt içi ve yurt dışındaki tüm teşkilat mensuplarımız, 4 milyon 700 bin üyemizle birlikte Srebrenica'da yapılan soykırımı kınıyoruz. AK Parti Edirne İl Kadın Kolları tarafından Srebrenica soykırımının yıl dönümünde parti il binasında basın açıklaması yapıldı. Edirne İl Yönetim Kurulu Teşkilat Başkanı Murat Şarbalkanlı'nın da katıldığı toplantıda İl Kadın Kolları Başkanı Nergis İnce, Genel Merkez Kadın Kolları'nın hazırladığı basın açıklamasını okudu. İnce, Srebrenica soykırımının insanlığın utanç vesikası olduğunu söyledi. Bosna'nın bağımsızlığını ilan ettiği referandum birbirini takip eden gelişmelerdir. Sırplar Bosna'nın bağımsızlık kararını tanımamıştır. 1992 yılı Nisan ayında Bosna Savaşı Sırplar tarafından başlatılmıştır. Ellerindeki silah gücü ve Birleşmiş Milletler'in silah ambargosunun desteğiyle Bosna Savaşı ilerleyen dönemlerde Sırplar tarafından etnik temizliğe dönüşmüştür. 1995 yılı Temmuz ayında Bosna toprakları insanlığın utanç vesikası olan Srebrenica soykırımına şahit olmuştur. Srebrenica'da Boşnaklar sistematik işkenceye, tecavüze maruz kalmıştır. 11 yaşından büyük bütün erkekler öldürülmüştür. İşkence ve tecavüz kampına dönen bölgede 5 gün içerisinde resmi kayıtlara göre 8372 kişi can vermiştir. Bosna'da 3,5 yıl devam eden savaşta 312 bin kişi hayatını kaybetmiş. 2 milyon kişi evini terk etmek zorunda kalmış. 27.734 kişi resmi kayıplara göre kayıp olarak geçmiştir. 20. yüzyıldan 21. yüzyıla bu ayıpla geçen uluslararası kamuoyu Batı'ya ve buna neden olan ülkelere hesap sormamıştır. Soykırımı kabul etmeyenler başka soykırımların yapılmasına da göz yummuşlardır. Bugün özgürlükçü, barış yanlısı, refah isteyen bir Avrupa imajı çizilirken, Srebrenica'da soykırıma göz yuman Avrupa'dan hiç kimsenin bahsetmemesi oldukça manidardır. Srebrenica annelerinin ilmek ilmek ördüğü 11 yapraklı Srebrenica çiçeği yaşanan soykırımı simgelemektedir. Bilge Kral, Aliya İzzetbegoviç'in bizi toprağa gömmeye çalıştılar fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı. Sözleri hafızalarımızda güncelliğini korumaktadır.